Şimdi bu 1 bölü 2, 1 bölü 2 sabit. Bu yaydaki enerji, yaydaki enerji 1 bölü 2 kx kare. Yani bu. Buradaki k yayın sabiti, x de sıkışma ya da uzama miktarı. Fark etmez. 1 bölü 2 sabit burada. Bu kitaptan bakarsın. O arkadaşların hepsini anlattım. Onlar biliyorlar şimdi. Gene anlayamazsan bana sorarsın. O 1 bölü 2 sabit zaten. Ona bakmasın. O zaten sadeleşiyor. Evet. Bir bölü 2 çarpı k'yı da yazıyoruz. X kare de 2x kare olarak yazdık. Çünkü orada 2x kareydi. Eşittir. 2x kareden orası 4x oluyor kare. O da oraya geldi. De 4 enerji harcanıyor. Yani bir enerji, bir kuvvet. Biraz kötü anladım. Bir kuvvete bir enerji harcandığında 4'te de 4 enerji harcandığı için enerji 4 oluyor. Evet, güzel. Tamam, anlaşıldı. Bir şey sorabilir miyim? Efendim? Sor tabii. F k çarpı x'di ya. Biz neden orada x'e 2 ile çarptık? Orada 2 f demiş. 2 x dememiş ki. Diyor ki bak, 2 f uygularsam kuvveti diyor. Ne olur diyor. O zaman k çarpı 2'nin 2 katına çıkması gerekmiyor mu? 2 f olunca x 2 katına çıktı. 2 kat kuvvet uygulayınca sen yerde 2 kat uzadı. K iki katına çıkmıyor tabii. Tamam, anladım. Oldu mu arkadaşlar? Bir sorusu olan var mı? Var mı? Geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet, 38. soruya geldik. Haydi bakalım. Buna ne diyoruz? Hocam ben Edirne diyorum. Yok hocam, pardon. 2, 3 Edirne diyorum. Tamam. Edirne diyorsun. Ben de Edirne diyorum. Edirneciler çoğalıyor. Edirne doğru. Niçin olduğunu istersen açıklayalım. Yani açıklamayalım geçelim diyen varsa söylesin. Yay sabiti k. Efendim? Anlamadım. Geçelim mi? Yok hayır. Geçelim derken ben de size yardımcı olabilirim diyecektim. Gerek yok. Siz anlatın. Tamam peki. Yay sabiti k olan yaya F kuvveti uygulanarak yay x kadar uzatılıyor. Yayda depolanan enerji niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Yay x kadar sıkıştırdığımızda ya da uzattığımızda bir iş yapılır. Bu iş yayda potansiyel enerji olarak depolanır. Bir yayda depolanan enerji 1 bölü 2 kx kare değil miydi? Evet. Enerji yay sabiti ve yaydaki açılma miktarına bağlı. Gördüğünüz gibi değil mi? Yay sabiti ve yaydaki uzama miktarı, açılma miktarı. Açılma, uzama ya da sıkışma fark etmez. Yaya uzanan kuvvet ile sıkışma miktarı arasında F eşit kx ilişkisi var mıydı? Vardı. Yaya uygulanan kuvvet arttığında yaydaki uzama miktarı ne yapar? X artar. Aynı oranda artar. Yaydaki açılma hocam miktarı arttığında ise yayda depolanan enerji ne yapar? Potansiyel artar. Arttığı için. Artar. Evet. Şey, orada yay sabit şey oluyor değil mi? Hani sizin 1 bölü 2 yazan o oluyor. Burada yay sabiti, yayın sertlik sabiti K. 1 bölü 2 de sabit bir rakam burada. Hı-hı. Oldu mu? Bu durumda yaydaki potansiyel enerji verilen 3 niceliğe de bağlıdır. 3'üne de bağlıymış. Yay sabitine de bağlı. Uygulanan kuvvete de bağlı. Yaydaki açılma miktarına da bağlı. Oldu mu arkadaşlar? Geçiyoruz. Bir sorusu olan var mı?
Arkadaşlar sizden önemli tavsiyem şu. Ne yapıyoruz? Bu konulara gelmeden önce ne yapıyoruz? ENS yayınlarına giriyoruz. ENS'nin internet sitesine giriyoruz. Oradan ne yapıyoruz? Oradan ENS yazalım. Buradan ENS çözüm yazmamız lazım tabii ki. Buradan giriyoruz videolarına. Burada konu anlatımları var bakın. Burada da var. Burada. Bak burada da var. Burada da var. 9. sınıf şu anda enerji konuşuyoruz değil mi? Fizik, enerji. Kuvvet, hareket, enerji. İş güç enerjiye giriyoruz. Buradan. Evet arkadaşlar şimdi bu konumuzda iş güç enerjiyi ele alalım. Gördük mü? Önemli. Şimdi burada son olarak şundan bahsedeyim. Şimdi işin formülü... Bu en azından herkes bunu izlesin gelsin dersten önce. Oldu mu? O zaman çok daha rahat anlamı olur. Bunu size atıyorum. Bunu herkes görev olarak yapsın. Dersten önce bunu izlesin gelsin. Ama ben size aynı zamanda ne verdim? Bir de Okyanus Yayınları'nın kitabını verdim. Onu da atmıştım. Tekrar atayım. Onu da şöyle atacak olursam size. Size şöyle atacak olursam. Şöyle atayım. Onu şöyle atacak olursam. Şu kitap. Bunu da atıyorum size. Bunun da şifresi neydi? Şifresi yazıyorum. Bunda da ne var? Karakodla okuttuğunuz zaman konu anlatımı var ve soruların hepsi video çözümlü. Konu anlatımından faydalanmanız için öncelikle atıyorum. Buradan iki kaynaktan izleyebilirsiniz. Bir de YouTube'da hocalara geldik var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Yani konuya hazır gelir.